Üniversitesi'ndeydi. Evet. Oraya katıldınız. Ben sizden orada katıldığınız konferansla ilgili ve orada yaptığınız konuşmayla ilgili birkaç Şimdi bilgi. efendim bu otistik çocuklar derneği ile ilgili bir şey, uluslararası katılımlı filan, otistik çocuklarda beslenme nasıl olmalı? Yani şunu söyleyeyim Hüseyin Bey, otistik çocuklarda, hiperaktif çocuklarda, işte dikkat dağınıklığı olan, aşırı dikkat dağınıklığı olan çocuklarda beslenmesine dikkat ettiğiniz takdirde en az %60 oranında bu çocukları rahatlatabilirsiniz. Hastalıklarına büyük destek verirsiniz. En az %60. Enteresan olan şuydu, yani otistik ve hiperaktif çocukların sayısında büyük bir artış var. Özellikle hiperaktifte. Evet, hiperaktifte. Çocuklar yani Allah ise uzun ömürler nasip etsin ama hocam yerlerinde duramıyorlar. Yani benim yeğenim de öyle. Evet. Durduramıyoruz yani. Bunun sizce sebebi nedir? Yani şimdi bakın, burada beslenme çok önemli. İşte özellikle bu tatlandırıcılar, işte kapalı poşetler içerisindeki gıdaların içeriğindeki kimyasallar, bütün bunlar beyni affedersiniz olumsuz etkiliyor. Estağfurullah. Burada sorular gelmeye başladı. Evet. Hayat Yani köylerine. beyin olumsuz etkileniyor. Beyindeki bazı reseptörleri aktif hale getiriyor. Şimdi bu konuda ben şunu söyleyeyim, özellikle otistik çocuklar için bakın. Hani dün dedim ya, Alzheimer, Parkinson olsun, demans olsun, bunlar erken bunama, yani yaşlılığın bir doğal sonucu gibi bunu halka tanıtmasınlar. Kesinlikle yanlış bu. Bu bir kader değil. Bunu önleyebilirsiniz. Yani doğrudan beslenme ile ilgili genetik dahi olsa, o genetik mesela anne meme kanseridir, kızına geçmiştir. Baba prostat kanseridir, büyük bir ihtimalle oğluna da geçiyor. Geçti diye çıkacak diye bir kural yok. Ama yanlış beslenirseniz, bunun tedbirlerini almazsanız, koruyucu ve önleyici kürleri kullanmazsanız, stresli bir yaşam sürerseniz, tabii ki olacağı neticede Bu. budur. Şimdi burada otistik çocuklar, bakın bundan 20 yıl önce her 750 doğumdan bir tane otistik oluyordu. Ama bugün ürkütücü bir rakam var ortada. 100 çocuktan, 100 doğumdan, yeni doğandan bir tanesi otistik veya hiperaktif olarak dünyaya geliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın bunun birçok nedeni var. Ama önemli sebeplerinden bir tanesi de normal doğum yapmayıp sezaryen doğumun yapılmasıdır. Yani sezaryen. Bugün siz Avrupa'da, Amerika'da hep söylüyorum, bir doktora gidin. Doktor bey buyurun. Ben sezaryenle doğum yapmak istiyorum dediğiniz zaman size gülerler. Size gülerler. Buna ancak doktor karar verebilir. Sezaryenle doğumun bir takım tıbbi şartları oluştuysa doktor buna karar verir. Yani durup dururken öyle. Peki normal doğumla Hocam burcu şu olsun diye sezaryen yaptırıldığını duyuyoruz yani. yani bakın Gününü belirliyorlar falan. evet, Yani 30'a bunlar çok yanlış yanlış şeyler. şeyler. Mutlak kaderinizi Değiştiriyorlar. değiştiremezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Yani şunu söylüyor Yüce Allah. Siz daha annelerinizin karnında bir cenin iken sizin mayanızın ne olduğunu biz biliyoruz diyor. Neyden kaçıyorsunuz? Ancak mesela Yasin suresi 36, onun önündeki Fatır suresidir 35. Ne diyor orada Yüce Allah? Hiçbir dişi yoktur ki benim ilmimin dışında hamile kalabilsin veya doğurabilsin. Sizin hamile kalacağınız tarih bile belli. Yani doğum yapacağınız tarihi de belirlemiş. Ancak insanlar Müdahale ediyorlar. buna müdahale ediyorlar. Yani ben o konuda insanların hürriyetine fazla karışamam ben. Biz ancak tebliğ ederiz, bak deriz, anlatırız, bu yüce kitabımız böyle diyor ama uygular ama uygulamaz. Uygulamaz. Yani herkesin kendi tasarrufunda olan bir şey. Ancak şunu söyleyeyim. Bakın normal doğumla çok kısa birkaç cümleyle Evet anlatayım. hocam. Şimdi anne normal doğuma hazırlanırken beyinde oksitosin diye bir hormon var.
Bu ne yapıyor? Rahim kaslarını harekete geçiriyor, kasılmayı sağlıyor. Çok basitçe anlatıyorum. Ve bebek de, anne rahmindeki bebek de bu kasılmalar sayesinde, bu hormon alışverişi, iletişimde yani, ne oluyor? Bebek de yeni bir hayata hazırlanıyor, haberdar oluyor. Ve dünyaya geldiğinde de bebek, oksitosin hormonu aynı zamanda anne sütünü de kontrol eden bir hormon. E şimdi düşünün, sezeryan ne olacak? Doktora gidiyorsunuz, bugün pazar, işte efendim çarşamba günü gelin, alalım diyor bebeği. Bebeğin hiçbir şeyden haberi yok. O içeride uyuyor. Ne yaptıysın? E birden bir bakıyor ki bebek ani olarak dünyaya gözünü açıyor, uyandırıldı veya uyumuyordu, her neyse. Çünkü doğuma hazır değil bebek. Yani hormonal sistem üzerinden bebek uyarılmamış. Şimdi bugün otizmin tedavisinde oksitosin hormonunu nazal olarak, yani burun spreyi olarak Amerikalılar hazırlamaya çalışıyorlar. Bu çok yeni. Ve oksitosin hormonu sadece rahim kaslarının gelişmesinden veya süt hormonunun veya süt üretiminden sorumlu bir hormon değil. Aynı zamanda ruh halimiz, psikolojimiz, işte korkudur, panik atağı da kontrol eden bir hormon. Yani bu şeyi yeni bulundu. Yani normal doğumla sezeryan doğum arasındaki fark bu.